Efendim ben NNX'de nasılsınız? Umarım keyifleriniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biraz arayı oldu ama bunun sebepleri var. Aslında bir sebebi var. O birazdan konuşacağız. Zaten baştan da görmüşsünüzdür. Bir önceki herhalde bu sohbet videosunda sizlere biraz daha hedeflerimi anlatmıştım falan. O hedefler hala duruyor. Hala geçerli ama bir anda yoktan bir oyun ortaya çıktı. Hiçbir duyurusu yapılmadan, hiçbir şey yapılmadan oyun duyuruldu. Gidişinde oyun çıktı. Ve oyun dünyayı birazcık kasıp kavurdu aslında. Oyun dünyasını özellikle. İlk 3 günde 10 milyon ve şu anda 25 milyon oyuncu kitlesine ulaştı. Aktif oyuncu sayısı ilk 3 günde 1 milyonu geçti. Artık şu an kaç milyon bilmiyorum. Bu rakamlara Fortnite 2 haftada 3 haftada ulaşmıştı. Yani öyle bir büyük bir çıkıştan bahsediyoruz. Bu konuştuğumuz oyun tabii ki de Apex Legends. Açıkçası ben Fortnite'a baktım. Dedim ki shooter oyununda ben apartman diken pezevenkim şey uğraşamam. Ben uğraşamam, hani benlik bir oyun değil. Sponsor olursa öyle bir şey. Neyse. O zaman çok güzel bir oyun. Şey abi. Hani benlik bir oyun diye açıkçası Fortnite. Benim tarzımda bir oyun. Kötü olduğundan değil de. Bana hitap etmiyordu. PUBG aslında bana biraz hitap ediyordu ama oynamayı denedim. Çok hantal kaldı. Bir scam, ne bileyim, bir işte Counter Strike ya da başka oyun oynamış olan ben PUBG'ye geçince ya hantal bu ya. Bildiğin hantal hissettiriyor. O açıkçası beni oyundan soğuttu bu hantal hissetmesi. Bu belki benim teknik karakterimden dolayı hissettirmiş olabilir ama sonuçta hantal. Efendim, o yüzden ben de hani zaten yapmaya çalıştığım şey varyasyon içerik, yani birden fazla oyun, tek bir oyun değil. Ama hani yine de bakmak isterdim bir, yani elimin altında bir böyle bir Battle Royale olsun falan diye bir niyetim de vardı. Diğer çıkan oyunlar da o kadar etkileyici değildi ya da çok büyük kitlere ulaşamamıştı. Apex çıktığında denedik, hani ulan hiç duymadığımız bu oyun çıkış yaptı. İyi diyorlar. Pinti Panda bile beğendi. İşte Easter Games bağımlısı oldu falan filan diye şeyler çıkınca ulan what the fuck dedik, oynadık. Harbiden de mükemmel bir oyun. Oyun yapan firma Respawn Entertainment. Kendileri şu an yayın çatısı altında ve önceki oyunları tabii ki de Titanfall serisini yapmış ekip kendisi. Yani böyle hızlı mekanikli oyunları zaten tecrübeli bir ekip bunlar. Doğadan atlamalı falan oyunlarda kendileri prodor biraz. Şahane bir oyun çıkarmışlar. Adamlar oturmuş 2 yıl izlemişler. PUBG bunlara doğru yaptı. Bunları iş yanlış yaptı. Fortnite bunlara doğru yaptı. Bunları yanlış yaptı. Overwatch'tan şunları aldım. Şuradan şu oyunları aldım. Borderlands'tan şunu aldım falan tarzında bir öyle bir oyun yapmışlar ki bence yani bir eksik bulamadım açıkçası. Tabii yine daha fazla harita ve daha fazla karakter gibi şeyler var ama onlara eksik diyemem şu an. İlk çıktığı versiyonuyla beraber mekanik olarak tamamen sağlam bir oyun. Ayakları yere basan bir oyun. Çok az bug'a sahip, bir yeni çıkmış bir oyuna nazaran çok az bug'a sahip. Genelde hatalar çoğunlukla Origin üzerinden kaynaklı, böyle Origin üzerinden bağlantınızın kopması vesaire yüzünden bağlantıda kopmalar yaşıyoruz. Oyundan kaynaklı değil o biraz. Origin'den iyi bir Origin'i düzelt ya. El at yani. Kaynaklı birkaç sıkıntı oluyor ama o da hani böyle 50 oyunda bir, hani 40 oyunda bir, benim yaşadığım tecrübeler ve arkadaşlarımın yaşadığı tecrübeler bu şekilde. O da o kadar da eyvallah diyerekten, yani abi nazar boncuğu olarak koyacaksın onu oraya. Oyunun ayrıntılarını çok da paylaşmak istemiyorum. Onu ayrı bir videoda konuşuruz. Oyunu neden bu kadar çok sevdiğimle alakalı, neden bu kadar Apex güzel alakalı bir video çekeceğim zaten. Apex'le alakalı rehber videoları çekeceğim. Eğer merak ediyorsanız silahlar, işte karakterler, uyumları, kombolar falan tarzında silahlar, sizin stiliniz hangisi tarzında videolar hazırlayacağım. Bence kesinlikle şans verin. Bu arada oyun bedava. Direkt orijini yükleyip oyunu indirebilirsiniz. 20 GB'lık boş alan istiyor. 12 GB boyutu var benim gördüğüm kadarıyla. Öyle. Çok aşırı büyük de değil. Oyun Source Engine ile yapılmış. Half-Life motoru ama inanılmaz görselleri de sahip. Hızlı, hareketli, şahane bir Battle Royale efendim. Ben bağımlısı oldum gibi gibi bir şey yani. Son 4 gündür baya baya oynuyorum. İçeriklerin gecikmesinin sebebi de o. Ben bir süre daha oynayacağım bu oyunu. Özellikle Twitch TV slash Menekşe adresinde yayınları da yapıyorum. Eğer Apex'i siz de sevdiyseniz ve beraber takılmak istiyorsanız, izlemek istiyorsanız hadi buyurun efendim. Tabii 3 kişilik gruplar olduğu için birazcık izleyiciden adam bulmak biraz zor oluyor ama
aldığımız oluyor efendim. Sizlerle beraber de oynayabiliyoruz. O yüzden de hadi buyurun. Aşağıda bütün ligler mevcut olacaktır. Ha, abi sadece Apex mi oynayacaksın bundan sonra? Hayır. Ama bu birkaç hafta birazcık Apex ve yani sos işte normal talk show programlarını da ayarlayacak şekilde onlar üzerine yoğunlaşacağım. Diğer oyunlar şu an için beni cezbetmiyor. Neden? Yani Don't Starve serisi desek eski oyun, Mountain Blade desek eski oyun. Apex benim için şu an aradığım yeni soluk yani. Hani neden oyuncuyum tarzında bir sorunun cevabı aslında Apex benim için. Bu boşluğu doldurdu yani şu an. Şu oyunsuzluk boşluğunu doldurdu. Güzel olacak. Özellikle sen Cuma günü Metro Exodus çıkacak. Ben oynayamayacağım. Neden? 400 lira. Ben veremem 400 lira. Kusura bakmayın. Aynı zamanda bir de oyun çok fazla kasarsa yayını da oynayamam falan. Problem. Benim için bunlar birazcık problem. O yüzden Apex devam edeceğiz bir süreliğine. Ama önümüzdeki haftalarda biraz daha rayına oturtacağım. Hani şu günler Apex, şu günler başka oyunlar tarzında programlar hazırlayacağım. Merak etmeyin. Diğer oyunları da döneceğiz. Diğer içerikleri de yapacağım yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi aşağıda bütün linkler mevcut. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.